akşamlar efendim. Programımıza hoş geldiniz. Değerli seyirciler, yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bu akşam, bu hafta içinde çok ilginç gelişmeler oldu. Son olarak bugün çok ilginç bir haber yansıdı medyaya. Abdullah Öcalan AKP ile anlaşmış ve ateşkesi seçim sonrasına, yani 15 Haziran'a kadar uzatmış PKK'nın ateşkesini. Peki neyin karşılığında anlaşmış? AKP ne vaat etmiş? Öcalan hangi vaadi almış ki böyle bir anlaşma sağlanmış? Bunu ben söylemiyorum anlaşmayı. Anlaşmayı bizzat bugün gazetelerin, pek çok gazetenin manşetindeydi. Abdullah Öcalan söylüyor. Abdullah Öcalan'ın avukatları önceki gün Abdullah Öcalan'la beraberdiler. Avukatlar kanalıyla zaten Abdullah Öcalan mesajını onlar aracılığı ile veriyor. Ve son mesajı da ben devletle görüşüyorum, onlarla anlaştım. Devlet dediği AKP ile, zaten devleti yöneten AKP. Ben AKP ile görüşüyorum, onlarla anlaştım, mutabık kaldık. Evet, bunu Abdullah Öcalan söylüyor değerli seyirciler. Mutabık kaldık ve 15 Haziran'a kadar, 15 Haziran tarihine kadar PKK ateşkes ilan edecek. 15 Haziran'dan sonra AKP bize verdiği sözleri, bize yaptığı taahhütleri tek tek yerine getirecek diyor Abdullah Öcalan. Şimdi değerli seyirciler, tablo net. Yani bu benim anlattıklarımın, Abdullah Öcalan'ın bu mesajının tevil götürür bir tarafı yok. Yani medyaya, gazetelere, internet sitelerine, haber ajanslarına yansımış durumda Öcalan'ın bu mesajı. Ve AKP cenahından da Öcalan'ın bu mesajına rağmen tık yok, herhangi bir tepki de yok değerli seyirciler. Belli ki zaten bunların görüştüğünü biz biliyorduk. Hatırlayınız, bu ekrandan size haftalar öncesinden Abdullah Öcalan ile AKP el ele, kol kola görüşüyorlar. Hatta ve hatta yeni anayasayı Abdullah Öcalan hazırlıyor demiştik. Evet değerli seyirciler, şu an yeni bir anayasa malum gündemde. AKP bu yeni anayasanın içeriğini, muhtevasını saklıyor. Şunun için saklıyor değerli seyirciler, Abdullah Öcalan'la beraber hazırladığı için saklıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Seçim gibi, genel seçim gibi çok önemli bir süreçte yeni bir anayasa hazırlıyorsunuz ve bunu halktan gizliyorsunuz. Eğer çok güzel bir şey var olsaydı, eğer çok cazibeli, toplumu heyecanlandıracak bir şeyler var olsaydı değerli seyirciler, AKP bundan saklar mıydı? Devlet sırrı gibi yeni anayasa saklanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Genel seçim var. Genel seçim sonrasında yeni anayasa gündemde. Kesin olarak bunu Başbakan bizzat ifade etti. Ama bu anayasada nelerin olabileceğine dair zerre bir ipucu yok. Veremezler çünkü Abdullah Öcalan'la beraber hazırlıyorlar anayasayı. Böyle bir anayasaya bu ülkenin insanları, bu ülkenin çoğunluğu, bu ülkenin mukaddesatçı insanları, Türk bayrağı, Türk dili diyen insanları böyle bir anayasaya evet demez. Bunu Tayyip Erdoğan biliyor. Bildiği için de değerli seyirciler, bakın bugün saklıyor, 60 gün var, 60 gün içinde de hep saklamaya devam edecek. Sadece hamaset yapacak. Hep yaptığı gibi demokrasi mugalatalarını yapacak. İstismarlarını, soyut ama. Somut hiçbir şey yok. Soyut işte daha iyi demokrasi diyecek, daha iyi işte özgürlük diyecek, şu diyecek, bu diyecek ama soyut bunlar. Somut hiçbir şey yansıtmayacaklar değerli seyirciler. Yansıtırlarsa zaten AKP yerle yeksan olur. Bunu Recep Tayyip Erdoğan biliyor. Bildiği için de sevgili seyirciler, yeni anayasayı devlet sırrı gibi gizliyorlar, saklıyorlar. Sizin gözünüzden kaçırıyorlar. Türk halkının gözünden kaçırıyorlar. Bu çok net. Sadece bu
göz kaçırılma hadisesi bile, sadece bu gizlenme hadisesi bile yeni anayasanın içinde nelerin olabileceğini gözler önüne koyuyor. Yani eğer ürkülecek, eğer korkulacak şeyler olmazsa Tayyip Erdoğan ya da Tayyip Erdoğan övüneceği, halkta heyecan uyandıracağı, halkın çoğunluğunun olumlu tepkilerini alacağı bir anayasa var olmuş olsaydı değerli seyirciler, böyle bir teklif var olmuş olsaydı sevgili seyirciler, Tayyip Erdoğan bunu seçim öncesinde gizler miydi? Gizlediğine göre demek ki burada rezil şeyler var, rezalet şeyler var. Tekrar ediyorum, yeni anayasayı Abdullah Öcalan'la beraber hazırlıyorlar. Beraber hazırladıkları için de gizliyorlar. Değerli seyirciler, yeni anayasada ne mi olacak? TÜSİAD toplantısında zaten ipuçları verildi. Tayyip Erdoğan o TÜSİAD'çılara siz ne yapıyorsunuz filan demedi. Devam etsin arkadaşlar dedi. O TÜSİAD geçmişte hatırlayınız. Referandum sürecinde biz tarafsızız dediği için nasıl tarafsız olursunuz? Tarafsız olan bertaraf olur. Fenerini koparmıştı. Ama bu Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ın yeni anayasa bağlamındaki tekliflerine hiç ses vermedi. Peki ne demişti TÜSİAD o tekliflerde? Türk bayrağı artık olmaz demişti. Tartışılmalı demişti. Başka ne demişti? Türk dili tartışılmalı demişti. Başka ne demişti? Başkent Ankara tartışılmalı demişti. Başka ne demişti? Bölünmez bütünlük tartışılmalı demişti. Evet değerli seyirciler, anayasanın ilk üç maddesi, o başlangıç maddeleri tartışılmalı demişti TÜSİAD. Tayyip Erdoğan da siz ne halt diyorsunuz demedi. Değerlendirilsin dedi tersine. Bu bir işaret değerli seyirciler. Yani Abdullah Öcalan da AKP arasında halen hazırlığı sürdürülen anayasanın işareti gizli olarak hazırlanıyor ve bizzat Abdullah Öcalan'la beraber hazırlıyorlar değerli seyirciler anayasayı. Öyle olduğu içindir ki Abdullah Öcalan 15 Haziran'a, yani seçimden 3 gün sonrasına kadar PKK'ya ateşkes emrini verdi. Öyle olmasaydı Abdullah Öcalan ateşkes emrini verir miydi? Israrla ve ısrarla altını çiziyor, dikkatinizi çekiyorum değerli seyirciler. AKP ve BDP ya da PKK arasında şu an tam bir mutabakat var. Kayıkçı yaptıkları o şeyler kayıkçı kavgası. Mutabakat tam anlamıyla mevcut, var. Sadece PKK, BDP, AKP arasında mutabakat yok. Paket topyekün işliyor. Hatırlayınız, Recep Tayyip Erdoğan bir hafta 10 gün önce Kuzey Irak'taydı. Orada Barzani'yi Kürdistan'ın başbakanı olarak selamladı. Adeta dolaylı olarak Kürdistan'ı tanıdı. Erbil'e gitti değerli seyirciler. Oradan ayrıldık. İngiltere Kraliçesine reveransını sundu ve adeta Kürdistan'ı tanıyacağının müjdesini götürdü. Buna paralel olarak da sadece Kuzey Irak'ta Kürdistan'ı tanımakla yetinmiyor Recep Tayyip Erdoğan. Buna paralel olarak da değerli seyirciler, içeride PKK bağlamında yeni anayasayla bir açılım, yani yeni anayasayla yeni bir kapı açıyor. Türkiye yeni bir döneme kapı aralıyor. Üniterliğe paydos, federasyona merhaba demek istiyor. Abdullah Öcalan'la Recep Tayyip Erdoğan ve AKP artık bu süreçten sonra kol koladır. Yan bir tarafında da Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafında Avrupa Birliği vardır. Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne verdiği söz gereği yeni anayasayı Abdullah Öcalan'la beraber hazırlıyor değerli seyirciler. Bunu ısrarla dikkatinizle çekiyorum. Evet sevgili program partnerim Sayın Ufuk Söylemez. Evet. Değerli bakanım, Abdullah Öcalan bugün gazetelerde siz de Okudum, evet. görmüşsünüzdür. Ateşkes ilan etti. Belli ki anayasayı beraber hazırlıyorlar. Evet. Çünkü ama enter zaten bu şundan belli. Tayyip Erdoğan devlet sırrı gibi yeni anayasayı saklıyor. Yani siz yıllardır siyaset yaptınız. Uzun dönemdir parlamentoda bulundunuz. Genel seçim öncesinde yeni anayasa gibi bir Evet. konuyu, yeni anayasada şunlar olacak, bunlar olacak demek güçlü bir şey değil midir? Tabii. Bunlar
seçmenden, ahaliden, Türk milletinden saklanır mı? Saklanıyorsa burada bir Çapanoğlu aramak gerekmiyor mu? Kesinlikle haklısınız. Ancak şu var, ben Türkiye'nin bunca meselesinin çözümü için bir anayasa gerektiği kanaatine değilim. Türkiye'nin şu anda 100 tane sorunu varsa anayasa 101.'dir yani. Anayasa, yeni bir anayasa yapmak gibi bir Türkiye'nin aciliyeti, önceliği yok. Mevcut anayasanın zaten çok önemli maddeleri 4'te 3'ü esasında değişti. Yani kritik maddelerin mevcut anayasa esasında sivilleşti. Dolayısıyla yeni bir anayasa değiştirmek iste yapmalarının altındaki tek neden var. Başlangıcında yazılı bayrağımızla, dilimizle, sınırımızla, milli birliğimizle, laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti ilkemizle bölünmez bütün olan Türk milletini anayasayla masa başında parçalamak ve seçim kazandım referandum numarasıyla Kurtuluş Savaşı'yla kazanılan milli kullan misak-ı milli bozmak. Yani seçimle kurulmuş cumhuriyetin sınırlarını, niteliklerini değiştirmek mümkün değildir. Bak bunu tekrar söylememiz lazım. Etnik kavga Allah korusun hep iç savaşla sonuçlanır. Yani köken kavgası yapan ülkeler hep bölünmüştür. Bakın yapılan yerlerde Bosna'sına bakın, Kosova'sına bakın, Kıbrıs'a bakın. Etnik mücadelede demokratik çözüm olmaz. Etnik mücadele, eğer işi ben etnik, ben Kürt devleti kuracağım dediğin anda Türkiye Cumhuriyeti ile savaşman lazım. Efendim ben Cumhuriyet'in hükümetini elde ederim. Anayasal kurumlar bir yana biat eder, kafasını kuma gömerler. Türk milleti buna izin vermez. Bakın tekrar ediyorum. AKP'nin, Amerika'nın, PKK'lıların, Barzani'nin aklında masa başında seçimle bir Hüsnü Mübarek gibi AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırıp işte referandum halk böyle istedi. Bir özerk, federasyon filan pozlarından başlayarak bu bölünme fitne fesadının meşrulaştırılması yatıyor. Buna izin vermez bu ülke. Ben sussam sen konuşursun. Sen sussan 72 milyon Türk milletinin ezici bir çoğunluğu, milli birlikten yanadır. Kürt kökenli kardeşlerimizin büyük çoğunluğu böyledir. Çapraz evlilikler yapmışız. Kız alıp kız vermişiz. Beraber askere gitmiş, beraber ağlayıp beraber gülmüşüz. Doğru mu? Doğru. Vergimizi vermişiz. Türkiye'nin her yanında yayılmışız. İnsanların ırkına, kökenini nasıl ayıracağız biz? Ve bilmiyorum geleceğiz mi? İsa Kalton denilen geleceğiz, o adamcağıza çok hüzün duydum, çok da üzüldüm. Şunu söyleyelim. Söyleyin onu da, yani, onu da değerlendirin. Şimdi, evet. Yani, İsa Kalaton'un dün yaptığı densizlik. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nden beslenmiş, hiçbir engelle karşılaşmamış, her hükümet döneminde itibar görmüş bir başarılı holdingin sahibi. Doğru mu? Doğru. İsa Kalaton, Türkiye'de PKK'nın ve Soros vakıflarının, yani Amerika'da CIA'den para alan Soros vakıflarının önde gelen bir sözcüsü. Şu anda onun konuştuklarını PKK'lılar, APO'cular, bir eli kanlı katile, 50 bin kişinin katiline, bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kastetmiş, Mehmetçi'yi şehit etmiş, öğretmenden kundaktaki bebeğe kadar katletmiş, dünya tarihinin gördüğü en eli kanlı terör örgütünün liderine Mandela muamelesi yapılması söyleyecek kadar kendini kaybetmiş. İsa Kalaton'u burada gerçekten ayıplıyorum ve yani şaşkınlık içindeyim. Mandela hiçbir zaman şiddet ve terörü desteklememiş, tasvip etmemiş, barışçı bir liderdi. Ayrıca orada ırk ayrımı vardı. Türkiye'de ırk ayrımı mı var? Türkiye'de hangi insan kökeni nedeniyle bir bölgede yerleşememiş, bir işe girememiş, bir meslek sahibi olamamış, bir evlilik yapamamıştır? Tamamıyla yalandır. Türk ve Kürt etle tırnaktır. Beraberce Kurtuluş Savaşı'nı vermiştir. 90 yıldır bu fitne fesat siyaseti gelene kadar bir arada yaşamayı başarmıştır. Tüm fitne fesada rağmen %5'i 6'yı aşmayan bölücü parti vardır. Türkiye'nin %95'i bölünmenin de bölücünde karşısındadır. Şimdi ne oluyor da sen Mandela gibi bir barışçı, ırkçılığa karşı mücadele eden bir liderle eli kanlı, dünyanın en eli kanlı terör örgütünün bir katilini, mahkum olmuş bir katilini eşit tutuyorsun? İsa Kalaton Türk milletine bence hakaret etmiştir. Türkiye'den, Türk milletinden bence özür dilemelidir. Türkiye Cumhuriyeti yıkıcılarıyla aynı lisanı konuşmaktadır. Ben savcı olsam hakkında tahkikat başlatırım. Açık söylüyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti yasaları bu tür lafları edenlere geçmiyor. Bunlara televizyon kanalları açılıyor. Cumhuriyet savcıları polis tokatlayanlara, Türk bayrağının indirenlere, ki bugün siz yazmışsınız köşenizde. Evet. Ve Yüksekova'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çiğneyerek terör örgütü liderinin yaş gününü kutlayanlara sessiz kalmaktadır. Suçu ve suçluyu övmek fiili bugün Türkiye'de bazı yerlerde serbesttir. Devlet otoritesi kalmamıştır.
Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Çok açık söylüyorum. Bunların bir numaralı sorumlusu, bunlara göz yuman, teşne olan, açılım adı altında Kürtçülük ve bölücülüğü teşvik eden AKP iktidarıdır. Yani ben bugün hayretle bakıyorum, muhalefet partilerinden de tek ses yok. Ne CHP'den, ne MHP'den, ne Demokrat Parti'den. Ey İsa Galaton, sen eli kanlı katilin salıverilmesini, ev hapsinin alınmasını nasıl istersin? Şehitlerimizin hatıralarına hiçbir saygın yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini bozmak isteyen, bizi bölmek isteyenlere karşı sen nasıl kol kola görüntü verirsin? Yakışıyor mu? Kazandığın bu paralar, bu milletten kazandığın şöhret, bu milletten kazandığın hoşgörüyü böyle kötüye kullanmak senin yaşındaki bir insana yakışıyor mu diye diyen yok. Evet, CHP, MHP, Demokrat Parti, bırakın liste kavgalarını, ülke gidiyor. Yani proje yapıyormuş da bilmem oy alacakmış. Proje muraje, kimsenin projenin karnı tok. Bunlar Türkiye'yi bölünmek için anayasayı değiştirecekler, başkanlık rejimine geçilecekler ve bugün iktidar partileri bunun şeyinde, ama iktidar partisi ama muhalefet partilerinden, ana muhalefetten özellikle şeyi göremiyoruz. Çok acı bir şey. Ana muhalefette korkunç bir kafa karışıklığı da var, evet, yani. Evet. Bu parti Atatürk'ün partisi ona mi? Ona birazdan geleceğiz. Bölücülerin azgınlaştığı Amerika bir yer mi? Amerika seyahati falan. Olur mu, evet, bir şey? Bunları konuşmamız lazım. Biz muhalefete hep desteğiz, başarılı olmasını istiyoruz ama böyle muhalefette yapılmaz yani. Haklısınız. Yani haklısınız. Şunu söyleyelim. Seçim sonrası anayasa değişti. CHP light AKP olmamalı. Asla. Çünkü Atatürk CHP'yi kurarken sağ sol ayrımı yapsın, sınıf kavgası yapan bir sol parti olsun diye kurmadı. Doğru mu? Doğru. Halkın partisi olarak kurdu. Şimdi CHP'nin içinde öyle tipler var ki belki birazdan geliriz. Adam CHP'de bir emeği falan da yok. Yani bir hizmeti falan da yok. Ama CHP'ye politika biçiyor falan böyle. Masa şey, yani PKK'lı liberal ağzıyla bu baskın oranlarını falan, Ufuk Uras'ların ağzıyla konuşuyor. Enver Aysever diye bir çocuk var. Yani inanamıyorum var yani. Var orada bir sürü. Ona geliriz artık. Konuyu dağıtmamak için söylüyorum. Bir, seçimden sonra bir başkanlık rejimi, rejim değişikliğini deneyecekler başarabilirlerse. Bir de hiç Türkiye'nin ihtiyacı olmayan, anayasa değişikliği Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı değildir. Bana göre hiçbir şekilde ihtiyacı değildir. Anayasa değişikliği Türk milletinin tüm varlığını, temel dokusunu anayasadan çıkarıp federatif bir yapıya götürüp Türkiye'nin bölünmesini önüne açacaklar. Bakın buna seçimle, ben seçim kazandım, referandum kazandım, bunu yapıyorum demek yasal olarak mümkün değildir. Cumhuriyetin temel niteliklerini kimse değiştiremez. Hükümet evet dese, anayasal kurumlar kafasını bugün olduğu gibi kuma gövse Türk milleti izin vermez. Bakın açık söylüyorum. Türk milleti demokrasi ve hukuk kuralları içinde Türkiye'de milli rejimi değiştirecek, milli birliği bozacak, üniter yapısını, ulus devletini bozacak hiçbir faaliyete izin vermez. Bunun sonu Allah korusun iç savaş olur. Gelin bu yoldan vazgeçin. Bakın İshak Alaton, sana sesleniyorum buradan. PKK destekçisi BDP'liler, size sesleniyorum. Macera yapıyorsunuz. Etnik siyaset yapan her siyasetin sonu ülkede iç savaştır. Türkiye iç savaşa mı götürmek istiyorsunuz? Gelin 90 yıldır barış içinde yaşadığınız bu güzel ülkede bir arada yaşayın. Demokrasi içinde hak hukuk mücadelesi verin. Ama bu anayasa değişikliği ve bu seçim sonrası başkanlık rejimi değişikliği Türkiye'nin en büyük engelidir, en büyük tehdididir. Ve bunu gören siyasi partiler, medya organları sayısı da inanın çok azdır. Maalesef. Değerli seyirciler, İshak Alaton bağlamında ben de birkaç şey söyleyeceğim. İshak Alaton 80 küsur yaşında, 85 yaşında Musevi kökenli bir iş adamımız. Yalnız bu diğer Musevilere pek benzemiyor. Hele hele son tutumu, son seyirleri akıl alacak gibi değil değerli seyirciler. Belki takip edemeyeniniz vardır. İshak Alaton dün Leyla Zana ile beraber Bilgi Üniversitesi'nde konferans veriyor. Şimdi güzel şeyleri milletten gizliyorlar, kötü şeyleri yansıtıyorlar. AKP'nin oy kaybedeceği şeyleri milletten gizliyorlar, kazanacağı şeyleri yansıtıyorlar yandaş medya. Onun için bu İshak Alaton'un bana göre açık bir skandal olan dünkü o fotoğrafını, ifadelerini belki net olarak size yansıtmamış olabilirler. İshak Alaton dün çok açıktan net olarak bir, Abdullah Öcalan affedilmeli, önce ev hapsine çıkarılmalı, sonra affedilmeli dedi. Ama ondan daha da kötüsü veya aynı eşdeğerde Kürtler için artık referanduma gidilmeli. Yani referandum yapacakmışız Kürtlerle, beraber miyiz değil miyiz? Yani böyle bir şeyi bir iş adamının dillendirmesi vahşet ötesi bir şeydir, delalet ötesi bir şeydir. Hıyanettir bana göre, açıkça söylüyorum. Anayasaya hıyanettir değerli seyirciler. Bunun ötesi yoktur. Ve sevgili Ufuk söyledi. Buna AKP, tamam AKP zaten belki aynı fikirde. Hiç
Tayyip Erdoğan, her şeye müdahil olan Tayyip Erdoğan bu söz karşısında susuyor. CHP de susuyor. MHP de suskun kaldı. Onu da anlayamadım. Gerçi MHP'nin bu konuda hassasiyetini biliyoruz ama yine de bunu gözden kaçırmamaları gerekiyordu. Tamam. Bu İshak Alato'nun Galata Port'u o ihaleyi almak gibi bir hedefi var. Şahsi bir amacı var ama sadece o da değil değerli seyirciler. İshak Alato'nun kıta Avrupa'sındaki o Yahudi lobilerinin sözcüsü durumunda. Soros'un da Türkiye'deki ajantası durumunda. O Yahudi lobileri belli ki buna bir talimat verdi. Belli ki bu talimat gereği hareket ediyor diye düşünüyorum. Yoksa bir iş adamı kalkıp da böylesine hedef olabilecek bir şeyi nasıl söyler? Sadece bu görüntü bile sevgili seyircilerimiz, yani Tayyip İshak Alato'nun verdiği bu fotoğraf bile Güneydoğu noktasında artık bombada pimin çekildiğini, saat ayarının yapıldığını ve geriye sayımın başladığını gösteriyor. Yani ard arda bakın bunlar tesadüf olamaz. Ben bugün gazetemdeki köşemde yazdım sevgili seyirciler. 3 gün önce Diyarbakır Egani'de aynı ile vaki PKK'lı eşkıyalar, teröristler o korucu kulübelerini basıyor. Oradan Türk bayraklarını gönderden indiriyor. Türk bayrakları indiriliyor. Türk bayrakları çiğneniyor değerli seyirciler. Dahası PKK'nın bez parçaları göndere çekiliyor. Bunlar bu ülkede yaşandı. Bunlar Diyarbakır'da bu vatan toprağında yaşandı. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız gönderden indirildi. Ben size film anlatmıyorum, roman anlatmıyorum, hikaye anlatmıyorum. 3 gün önce yaşananı anlatıyorum ama yandaş medya bunları gizliyor, bunları saklıyor. AKP oy kaybetmesin diye. Bir iki televizyon çok örtülü olarak verdi. Televizyonlar AKP rey kaybetmesin diye vermiyor. Türk bayrağı gönderden indirildi. Bakın yer söylüyorum Diyarbakır Ergani'de ve üstünde tepinildi PKK'lı teröristler tarafından. Üstünde tepinildi, çiğnendi bayrağımız. Dahası göndere PKK'nın bez parçaları çekildi. Ve bu yapılırken bu ülkenin birliğini temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'ndan tık yok. Başbakanından tık yok. Genelkurmayından da tık yok. Genelkurmay akıl almaz bir konu için akıl almaz bir açıklama yaptı. Birazdan o konuya gireceğim. Ama sevgili seyirciler akıl alacak gibi değil. Türk bayrağı gönderden indiriliyor. Paspas yapılıyor, çiğneniyor. Bu kamuoyundan saklanıyor. Gazeteler manşete bile çekemedi bu olayı. Televizyonlar birinci haber yapamadı. Niye? AKP rey kaybetmesin diye. Cumhurbaşkanı susuyor. Başbakan susuyor. Sadece bu da değil. Hepiniz televizyonlardan seyretmişsinizdir. Camiler ayrıldı artık. Diyarbakır'da ve Güneydoğu'nun pek çok ilinde hatta İstanbul Bakırköy meydanında cuma namazı kılındı. Yani ayrışmanın geldiği noktaya bakın. Bakın bunlar bu bir paket. Topyekun bir program işliyor. Tunus'ta başlayıp Mısır'la devam eden Libya akabinde Orta Doğu interlantında devam eden kalkışmalar da nihai hedef Türkiye ve İran'dır değerli seyirciler. Proje beraber yürüyor. Yani oradaki kalkışmalara paralel olarak bakın birdenbire zemberekten boşanırcasına itaatsizlik filan dediler PKK'lılar. BDP PKK'nın zaten siyasi kolu. Ve işte hemen camiler ayrıldı. Sokakta namazlar kılınmaya başladı. Türk bayrakları gönderden Türkiye'de oluyor bu indirilmeye başlandı. Yani bir proje yürüyor. Öbür tarafta Tayyip Erdoğan diyor ki yeni anayasa. Abdullah Öcalan'la beraber yeni anayasayı hazırlıyorlar. Ne var içinde Abdullah Öcalan biliyor. Çünkü beraber hazırlıyorlar. Siz bilmiyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Öcalan'la beraber yeni anayasa hazırlıyorlar. Ve Türkiye ötesi yok. Bölünmeye gidiyor. Türkiye ayrışmaya gidiyor. Türkiye federalleşmeye, önce özellikle federalleşme, daha sonra da Güney Kürdistan'a Kuzey Kürdistan, yani bizim Güneydoğumuz ilave olacak. Proje budur değerli seyirciler. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Sevgili bakanım, bu arada çok enteresan bir şey oldu. 8 aydır referandum 12 Eylül'de oldu.
Referandumun hemen sonrasında bir sürü aydın insan zarar gören 12 Eylül'den suç duyurusunda bulundu. Yargı 8 ay bekledi. Hiç kılını kıpırdatmadı. 8 ay sonra hani yargı bağımsızdı. Ya bağımsız yargı bir kere suç duyuruları vardı hemen 12 Eylül referandumundan sonra harekete geçmesi lazım. Hayır. Evet. Bizim yargımız, savcılarımız hiç harekete geçmedi. Ama seçime 2 ay kala baktılar ki bu darbeye muhalefet etmekte siyasi olarak getiri var. Mama var. Argo deyimle, amiyane tabirle. Mama var. Baktılar ki evet. O getirecek. Seçime 2 ay kala bizim o bağımsız yargımız, hükümetten etkilenmeyen yargımız 8 ay durdu, bekledi. 8 ay sonra şimdi Kenan Evren ve 12 Eylülcüler için güya araştırma başlattı. Şimdi ben bu bağlamda kendilerine ülkücü ve Türk milliyetçisi diyenlere bir çağrım olacak ama önce ben sizden bu konuda değerlendirmenizi istiyorum. Ya bu böyle bir, bu milleti aptal salak yerine mi koymak istiyorlar, koyuyorlar? Bu nedir sevgili bakanım? Yargının dişine düştüğü bu durum nedir? Efendim bakın ben mesela özel yetkili savcıların, mesela İshak Alato'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen bölünmesine yol açacak bu söylemlerinden ve suçu ve suçluyu övmesinden, yani bebek katili bir cani başının ev hapsine alınsın diye ona destekleyen konuşmanın dolayı mesela ben hemen bugün soruşturma açmalarını beklerdim. Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı ise bunlar, Türkiye Cumhuriyeti diye bir cumhuriyetin devlet hükümranlığı varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bölgesinde o cumhuriyete küfretmek, güvenlik güçlerine, bayrağına saldırmak meşru değilse, yasalar var ise bunu yapmama. Şimdi bakıyoruz ki bu tamamen 12 Eylül muhabbeti tamamen AKP'nin bir istismarıdır. Türk halkını yandaş medya ve yandaş gazeteler kanalıyla ikna dolarını alarak 12 Eylül'den hesap soruyormuş. Kargalar bile güler. Hukuken sormasına imkan yok. Zaten 12 Eylül'ün faillerin bir bölümü vefat etmiş, bir bölümü 30 sene geçmiş üzerinden. Yani uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmanız mümkün değil. Yani size uluslararası hukuk engeller en zaten azından. Zaten zaman aşımı var hukuken. Tabii. Yani hem zaman aşımı var hem de kamu vicdanı da esasında bunu hesaplaşmanın bu tarafında değil artık yani. Şimdi 12 Eylül hesaplaşma da kolay değil. Çünkü Amerika'nın desteklediği adamlarla nasıl hesaplaşacaksın sen? Yani 12 Eylül, 28 Şubat'ın bir numaralı aktörü kimdi? Çevik Bir'di. Bugün Amerika İsrail'le ticaret yapan en muhtemel adam. Bak ortalarda yok. Hani ortalarda olsun demiyorum ama hani vatansever askerler hapisteyken ortalarda yok. Yani AKP'nin darbeyle mücadele ediyoruz lafı bir palavradır. Türkiye'de bütün darbeler Amerika tarafından desteklenmiştir direkt veya dolaylı olarak. Türkiye'de milli karakterli hiçbir darbe ve müdahale olmamıştır. Demokrasiye bağlıdır Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri. Amerika'nın desteğiyle 12 Eylül olmuştur. Amerika'nın isteğiyle ve desteğiyle 71 muhtırası verilmiştir. 28 Şubat da Amerikancı bir harekettir özünde. Yani çünkü IMF'den borç almayan, Kıbrıs'a dik duran bir hükümet vardı. Ben o hükümet üyesiydim. Onu devirdiler. Ondan sonra Türkiye ne hale geldi gördük. Dolayısıyla ben 12 Eylül aldatmacasının biraz daha süreceğini düşünüyorum. Ama Türk halkının da artık bu palavralara inanmaması. 12 Eylül üzerinden kaç sene geçmiş? 30 küsür sene geçmiş. 30 küsür sene. 12 Eylül'de 10 yaşında olan bir çocuk bugün 40 yaşında. Yani 40 yaş, hatta 50 yaş ve 6, 12 Eylül ne olduğunu bile hatırlamaz doğru dürüst. Doğru mu? Dolayısıyla bu bir palavradır. Buradan bir oy getirisi getireceğini zannetmiyorum ben. Yani ama MHP'yi zorluğuma bırakmak için bazı ülkücülerin istismarlarına sebep olacak, bazı kendi solcu zannedenlerin, ben şunu söylüyorum, ülkücü de olsan, milliyetçi de olsan, devrimci de olsan, solcu da olsan, anti-emperyalist olmak zorundasın. Milli devletinden, bağımsız bir Türkiye'den yana olmak zorundasın. Bağımsız bir Türkiye'den, milli devletten, ulus devletten yana değilsen, senin solculuğunda, ülkücülüğünde, benim nezdimde 5 para değeri yoktur. Bravo. Bugün sağ sol olayı bitmiştir. Sakın bu sağ sol, bazen duyuyorum, üniversitede gençlerimiz kavga ediyor. Karşıt görüşlü öğrenciler sağ sol kavgası yaptı. Sağ sol kavgası yapan öğrencinin ben aklına şaşarım. Bravo. Bugün ülkemiz bölünüyor. Emperyalizme karşı milli devletimiz, misakımız, milli sınırımız yok olma tehlikesi altında. Soğuk savaş dönemindeki gibi sağ sol kavgası yapamayız. Bunu yapanın aklına şaşmak lazım. Ya kışkırtıcıdır bunu yapanlar ya da aklını peynir ekmek demiştir. Onun için ben bu 12 Eylül muhabbetinin devam ettirileceği kanaatindeyim. Ama hem hukuken bir sonuç çıkmasını çok zor görüyorum, ihtimal dışı görüyorum. Ama işte seçim meydanlarında ona ya ne hani 12 Eylül'de hesap soracaktın, niye sormadın demesinler diye sureti haktan işte soruşma başlattık. Biz hesap soruyoruz biliyorsunuz. Yani silahlı kuvvetlere kafa tutmak, kendi milli ordusuna hücum etmek, bu
F tipi medyada veya işte bölücü medyada çok makbul ya, kendi milli ordusuna küfür etmeyi marifet sananlar var bu ülkede. Akıllarını peynir ekmek demişler. Bugün Türk ordusu olmazsa bu bölgede ne birliğimiz kalır ne dirliğimiz kalır. Kendi ordusuna kafa tutmayı marifet sayanlar var. Onları da yanına alacaklar bunlar. Böylece bir, bana göre bu 12 Eylül'den hesap sorma şeyi bir komedi yani. Yani Brezilya dizisi olur ancak. 30 sene sonra hiç kimseden hesap sorman senin mümkün değil. Sordurmazlar da zaten sizden yani bunu. Yani biz sormayın demiyoruz. Keşke hukuk içinde sorabilsen. Ama ucu Amerika'ya dayanır. Onun için soramazsın. Ben öyle düşünüyorum yani. Değerli seyirciler, ben 12 Eylül sürecinde üniversite öğrencisiydim. 12 Eylül'den direkt zarar görenlerden biriyim. Ama sevgili Ufuk Söylemez'in dediği gibi 12 Eylül olayı el AKP bağlamında tamamen istismari bir konu. 12 Eylül'den fiilen zaten hukuken fiili olarak hesap sormanın imkanı yoktur. Zaman aşımı var. AKP de aslında bunları bilmiyor değil, biliyor ama yine meşgul edecekler kamuoyunu. İşte bir ay, iki ay soracağız, soruyoruz. Bak soruşturma açtık, açacağız filan. Ondan sonra seçim gelecek. Seçimden sonra zaten unutacaklar. Dolayısıyla bu bir yem, bu bir istismar. Ama benim şimdi Türkiye'de maalesef MHP üzerinde bir oyun oynanıyor. Türkiye'de ülkücü ve milliyetçi diye tabir edilen kesimler var. Bir de ülkücülükten ve milliyetçilikten geçinenler var. Maalesef bu bir realite. Bakınız, ben bu Türk milliyetçisinin, bir ülkücünün bu süreçte MHP'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne açıkçası tavır almasını ihanet, ülkeye de ihanet olarak görürüm. Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili bazı eleştiriler benim tarafımdan da olmuştur. Defalarca yazı da yazılmıştır. Üslup noktasında, metot noktasında Devlet Bahçeli'nin yetersizliklerini ben yazdım, dile getirdim. Arşivlerde duruyor. Ama bugünkü noktada Devlet Bahçeli'ye muhalefet etmek bana göre ülkeye, ülkeyi bölünmeye götürmekle aynı şeydir. Bölünmeye hizmet etmekle aynı şeydir. Devlet Bahçeli belki atak değil, cevval değil, çalışkan değil, tembel ama kesinlikle hain değil. Kesinlikle ajan değil. Kesinlikle hırsız değil. Yani çok iyi biliyorum. Ben Ankara'dayım. Devlet Bahçeli'yi bazıları gibi fotoğraflardan tanımıyorum. Birebir yakından tanıyorum. Tanıdığım için de biliyorum. Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit'in dürüstlük anlamında bir kopyası. Gerçekten dürüst bir adamdır. Gerçekten namuslu bir adamdır. Ha ben biraz yöresel de özelliğim herhalde, Karadenizliyim malumunuz. Biraz daha atak olsun, cevval olsun. Recep Tayyip Erdoğan işte bir gün doğuda, bir gün batıda, bir gün garpta, bir gün şarkta. Devlet Bey de öyle olsun istedim ve sürekli bu manada eleştirdim geçmişte. Ama onun ötesinde Devlet Bahçeli hakikaten belli noktalarda istediğimiz gibi duruyor, dik duruyor. Bir şeye dikkat edelim. Dolayısıyla bu süreçte Devlet Bahçeli'yi sahiplenmek, MHP'yi sahiplenmek, ülkeyi sahiplenmekle eşdeğerdir. Şunun için değerli seyirciler, maazallah MHP parlamento dışına düşerse, vallahi de tallahi de, bakın bu kadar ben inançlı bir adamım, Türkiye %100 bölünmeyle yüz yüze gelecektir. Devlet Bahçeli MHP girerse AKP o zaman işte anayasayı değiştirecek, çoğunluğa şuna buna asla erişemez. Onun için MHP mutlaka meclise girmeli. Bu iş Bahçeli'ye şununla bununla alakalı değil. Ha şu bir vakıa, maalesef Fethullah Gülen medyası, AKP medyası bu ara ülkücülükten geçinenleri ekranlarına taşıyor. Ve habire MHP'ye sövdürüyor, Bahçeli'ye sövdürüyor. Proje bellidir değerli seyirciler. Proje bellidir. Nedir biliyor musunuz proje? MHP'yi baraj dışına bırakmak. MHP'yi baraj altına bırakmak. Yoksa onların ülkücülerden nasıl nefret ettiğini en iyi ben bilirim. O cemaatin ülkücüleri devşirmek için neler yaptığını en iyi ben bilirim. Dolayısıyla yani o cemaatin ve AKP'nin şimdi birdenbire milliyetperver kesilmesi tamamen tiyatrodur, oyundur. Aslına bakarsanız sevgili seyirciler, o bazı ekranlara çıkarılan gazetelere, işte Zaman Gazetesi çok sık yapıyor, böyle manşet yapılan tipler de ülkücülerin içinde toz zerresi bile değildir. 5. sınıf adam bile değillerdir. 15. 20. sınıf adam. Ve tamamen kişiliğini, siyasi geçmişini, ne ülkücülüğünü
siyasi geçmişini kişiliğine vasıta yapan tiplerdir. Dolayısıyla bunların o camiada bir kıymeti harbiyesi yoktur ama televizyondan seyredenler işte aman MHP'de bir zaaf mı var, bölünme mi var, hiçbir şey yok. Emin olun yok. Onlar kuru gürültü çıkarıyor. Proje bellidir. Proje şudur. Proje belli şudur. Ya yani aslında MHP direkt hedef de değildir. MHP'yi oraya sokmamak, AKP'yi 367'nin üzerine çıkarmak. Proje budur. MHP şu an CHP'den sonra barajı geçmeye kesin olarak bakılan bir parti ya. Bunlar seferber oldular ve olacaklar. Bakın bundan sonra altını çizerek söylüyorum. Ülkücüler ve MHP hakkında ard arda operasyonlar yapacaklar. Bunlara çete diyecekler, mafya diyecekler, çamur atacaklar. Sizin gözünüzden, halkın gözünden düşürmek için Devlet Bey'i, Bahçeli'yi, MHP'yi olmadık ithamlarda bulunacaklar. Polisi kullanacaklar, yargıyı devreye sokacaklar, yapacaklar bunu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yapacaklar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın 367'yi aşması lazım. Çünkü Türkiye'yi üniterlikten özerkliğe, federal sisteme geçecek. Geçmesi için de 367'yi aşmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki taşeronlarına verdiği ihale böyle. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Pax Americana, sen MHP'yi baraj altı yapacaksın. CHP hakkında da bir sürü şimdiden sonra iddialar başlayacak, çamur atacaklar. Yalnız CHP'de değil. Mesela Cumhuriyet Güç Birliği'nin adayları var, bağımsız adayları. Sayın Doğu Perinçek Bey İzmir'de. Bir sürü böyle bütün illerde, pek çok illerde böyle isim belirlediler. Şimdi bu adaylar hakkında göreceksiniz olmadık çamurlar atacaklar. Bu isimler Türkiye bölünmesin, Türkiye ayrışmasın. Na iman eden isimler. Dolayısıyla bunlar seçilmesin diye seferber. Çünkü bunların bir tanesi, açıkça söylüyorum, ben sağ gelenekten gelme biriyim. Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçi gelenekten biriyim ama ben Doğu Perinçek'in tek başına mecliste bir ordu olabileceği kanaatindeyim. Düşünün, Doğu Perinçek parlamentoda olacak, dumanını attırır bölücülere karşı, yıkıcılara karşı, emperyalistlere karşı dumanını attırır. Çünkü mücadeleden geliyor. Bakın, mücadeleden geliyor değerli seyirciler. Bir şey daha. Doğu Perinçek dediğiniz 12 Mart'ta hapisteydi. 12 Eylül'de hapisteydi. 28 Şubat'ta hapisteydi. Bu şeyler, darbeler filan Amerikan eseri değil mi? Dolayısıyla yani bütün darbelerde, bütün emperyalizmin bütün tezgahlarında bir duruşu var. Duruşu da net. Duruşu da net. Şöylesine net bedel ödemiş. Hala da bedel ödüyor. Cezaevinde hala da aynısı işse kişinin lafa bakılmaz. Değerli seyirciler, demin Ufuk Bey de söyledi. Bu iş artık sağ sol meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye'den yana olanlar, Türkiye'ye karşı olanlar. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi bölmek istemeyenler. Üniterlik yanlıları, federasyon yanlıları, yani hülasa milli olanlar, gayri milli olanlar. Ben onun için açıkça söylüyorum, ben İzmir'de olsam hiç tereddütsüz Doğu Perinçek'e oy veririm. Bakın bugünden de ilan ediyorum. Niye? Niye? Doğu Perinçek bu ülke bölünmesin noktasında, Doğu Perinçek bu ülkede üniterlik yıkılmasın noktasında, Doğu Perinçek 74 milyon bir olsun noktasında. Bunun ısrarla altını çiziyorum. Sevgili bakanım, buna reklam arası vereceğiz. Buna ilave edeceğiniz bir şey olacak mı? Bu güç birliğinin evet. Listesi bağlamında. Şimdi tabii öncelikle bana da sorular geliyor. Ben herhangi bir partiden aday olmadım. Hiçbir partiye de adaylık başvurusu yapmadım. Adımız büyük. Bin tane spekülasyon, maksatlı haber falan çıkıyor. Bunları da söyleyelim. Ben bugün Sözcü Gazetesi'nde yazdım. Ancak CHP ve MHP'ye şimdi oy vermeyenler veya yani Evimiz Türkiye projesi olsaydı, Sayın Cindoruk'un yaptığı, o projeye parlamento dışı partiler giriyordu. Sayın Masum Türker'le bile görüşülmüştü. Sayın Haydar Baş'la da görüşülmüştü. Sayın Tantan'la, Saadet'in görüşülmüştü. Sayın Abdülhatif Şener'le görüşülmüştü. Sayın Cindoruk'un başkanlığı Evimiz Türkiye projesi altında Demokrat Parti'de bir alternatif olacaktı. Fakat Demokrat Parti'de bir oyun oynandı biliyorsunuz. Sayın Cindoruk'u yıldırdılar ve son anda girmedi. Girmeyince o proje çöktü. Maalesef yeni gelen başkanımız Sayın Namık Kemal Zeybek de Evimiz Türkiye projesini nedense bir kenara koydu ve şu ana kadar da tek başına mı girecek, birisi de mi girecek belli değil. Bir belirsizlik var. Yani parlamento dışı partilerde bizim arzu ettiğimiz o üçüncü bir alternatif çıkmasını maalesef başarılamadı. Geriye kalıyor parlamento içindeki MHP ve CHP.
Fakat MHP ve CHP'de maalesef dar kadrocu davranıyorlar. Yani merkez sağ açılacağız diyorlar. Merkez sağ partilerle görüşmeyi dahi reddediyorlar. İttifaktan kaçınıyorlar. Adamları birbirine yiyor. O Türkiye'nin basit İshak Alaton vatan bölünsün neredeyse diyecek apo serbest bırakız diyor. CHP'den, MHP'den anlamlı bir tepki yok. CHP, MHP'nin bırakın parlamento dışı partilerle Türkiye'nin önüne gelen isimlerini partilerin almak konusunda bile tereddütleri var. Evet. Dolayısıyla bir muhalefette bir gaflet hali görüyorum ben. O nedenle bağımsız aday eğer CHP, MHP'ye veya dışarıdaki parlamento dışı partilerden içinize sinmiyorsa bağımsız adayların eğer vatanseverse, milliyse, cumhuriyetçiyse neden olmasın bulunduğunuz ilde uygun bir bağımsız aday varsa elbette ona da destek verilebilir. Ben o anlamda size katılıyorum. Evet. Yani insanların önüne demokratik alternatif koymak lazım. CHP ve MHP işin vahametini görüp de sağ sol demeden milleti kucaklayacak bir yapıyı koyamadılar. Yine ön yargılı olmayalım. Pazartesi bekleyelim. Ama aday listeleri açıklandıktan sonra hafta yani gelecek hafta cumartesi bu kadar toleranslı, bu kadar belki onlara karşı hoşgörülü olmayabiliriz. Benim endişem evet. O. Değerli seyirciler, reklam arasına girmeden önce ülkücülere şunu söylemek istiyorum. Gerçek ülkücüyüm diyenlerin bu oyuna gelmemesi lazım. Ülkücüler salak değildir. Ülkücüler aptal değildir. Ülkücüler sürü değildir. Tayyip Erdoğan'ın iki palavrasının peşine gitmez. Cemaatin iki dalgasının, iki manipülasyonunun, iki kandırmacasının peşine gitmez. Ülkücüler bu oyunun kurbanı olmamalıdırlar. Neymiş efendim? Cemaat 130 ülkede eğitim götürüyormuş, Türkçe öğretiyormuş. Bu ülkücülerin hedefiymiş. Cemaat oraya kimin adına, niçin gittiği iyi sorgulanmalıdır. Türkçe öğretilmiyor orada, İngilizce öğretiliyor. Türkçe sadece türkü şarkı öğretiliyor. Bizim toplumda Türkçe öğretiliyor diye kandırılıyor. İngilizce anadil İngilizcedir eğitim. İngilizce düşünen de metodoloji olarak İngilizce eğitim alanında İngilizce düşünür. Dolayısıyla kime hizmet ediliyor? İngilizce ana dili olan Pax Americana'ya ve Britanya'ya hizmet ediliyor. Türkçe eğitim dili değildir. O itibarla madem o kadar idealistler bizim paramızla, Anadolu'nun parasıyla Tanzanya'da İngilizce öğreteceğine, Mogadishu'da İngilizce öğreteceğine Hakkari'ye gel Türkçe öğret. Hakkari'ye gel Türkçe öğret. Yani idealizm dediğiniz şey Afrika'nın çöllerinde İngilizceyi öğretmek değildir. O itibarla ülkücülerin bu gaza gelmemeleri lazım. Bir de vaktimiz bitti. Onların İslam'ın neresinde oldukları da sorgulanmalıdır. Geçen programımda da söyledim değerli seyirciler. İbrahim'i dinler deyip de Müslümanlıktan Muhammedun Resulullah'ı çıkarmakla Müslüman olunmaz, başka bir şey olunur. Müslümanlığı Hristiyanlık ve Yahudilikle harmanlayıp yeni bir din yaratmaktır. Böyle bir şey de Kur'an'la küfürdür. O itibarla İslam ambalajı ile MHP'ye bir taarruz var. Kendisini geçmişinde zerre ülkücülük gören herkesin adresi MHP'dir ve MHP olmalıdır. Dolayısıyla AKP'nin ya da malum cemaatlerin tezgahına kumpasına gelmemelidir. Bunu söylemek benim için de bir vecibedir. Kısa bir reklam arasından sonra çok ilginç konu başlıklarımız var. Onlarla beraber olacağız. Seyirciler, alternatif devam ediyor. Bu bölümde çok konu başlığımız var. Önce bu Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı bildiriyi gündeme getirmek istiyorum. Şimdi sevgili seyirciler, son 3-4 günü lütfen göz önüne getirin. Son 4-5 gün, hatta bir haftayı AKP bayağı bir buhrana, bunalıma girdi. İşte Libya'da tam bir aşmaza düştü AKP.
ne Kaddafi'ye yaranabildi, ne karşıtlarına yaranabildi. Öbür tarafta NATO, ya başta NATO'nun ne işi var dedi. Sonra NATO'ya katıldı. Gidiyor Libya'ya bomba yağdırıyor bir taraftan, bomba yağdırıyor bir taraftan. Durumu kurtarmak için Recep Tayyip Erdoğan oraya feribotlar gönderiyor, şov yapıyor. Yani yukarıdan bombalıyor, aşağıdan güya yaralı topluyor. Yerse millet içeride, bizim toplum sürüyor. Hem bombalayacaksın, Haçlı ordusuna katılacaksın. Ondan sonra da bak işte biz yaralıları getiriyoruz diye milleti kandıracaksın. Bizim millet, millet sersem ya, kör ya alem, millet sersem ya, yutacak zannediyorlar. Yutmazlar tabii. Sadece bu da değil, bir sınav skandalı yaşandı, bir şifre skandalı. Bir sürü yandaş, bakın açıklıkla söylüyorum, net söylüyorum, zaten ispatlandı şu ana kadar. Bir sürü yandaş, o da malum dershanelerdeki yandaşlara şifreler dağıtıldı. Ve orada çok, ona birazdan gireceğiz ayrıntılarıyla, büyük yanlışlıklar yapıldı. Kul hakları yendi. Yani birilerinin hakları çalındı, hak gaspı yapıldı. Senin benim evladım çalıştı, okudu, didindi, emek verdi, sınava girdi alnının teriyle. Diğerine şifreyi verdiler. Senin benim çocuğumun, çalışanların hakkını gasp edecek. En büyük haram, en büyük kul hakkı bu. En büyük alçaklık bu. Ve bu yapıldı. Yapıldığı için de toplum feveren halde, kamuoyu ayakta. Güneydoğu'da malum yaşıyoruz işte hep beraber. Türk bayrağı indiriliyor, çiğneniyor. Camiler ayrıldı. Halk sokakta. Tayyip Erdoğan gitti, Barzani'ye selam durdu. Yani AKP sıkıştı. Tayyip Erdoğan mecbur kaldığı için, Amerika git dediği için gitti bu Barzani'ye. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan sıkıştı, zorda, AKP zorda. Böyle bir gündemi değiştirebileyim diye çırpınıyor. Genelkurmay Tayyip Erdoğan'ın imdadına yetişiyor. Ne mi yapıyor? Bir bildiri yayınladı. İnternet sitesine koydu. Balyoz'da işte yargılamalarda şu yanlışlıklar yapıldı. Bakın, Genelkurmay'ın yayınladığı bildirinin içeriğine katılıyorum. %100 haklılar. Ona bir itirazım yok. Feveranlığında haklılar. Ama değerli seyirciler, metot yanlış. Kusura bakmasınlar, askerler iletişimi bilmiyor. Askerler toplumu tanımıyor. Askerler medyayı bilmiyor. Askerler Türkiye'yi bilmiyor. Bilselerdi bu duruma düşmezlerdi. Silahlı kuvvetleri de bu duruma düşürmezlerdi. Değerli seyirciler, tam 4 senedir, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay değil, 4 senedir silahlı kuvvetlere küfür ediliyor. Her gün, her gün, her gün. Ne yaptı silahlı kuvvetler? Ne yaptı? Kendini koruyamayan bir kuvvet milleti, devleti nasıl korur? Koruyabildi mi kendini? Koruyamadı. Bu net, bu çok açık. Bir başka şey daha. Bir başka şey daha. Zekeriya Öz ne dedi? Biz bu işleri askerlerle beraber yaptık dedi. Ne zaman? Bir hafta önce. Aynı ile vaki. Basında yansıdı bu. Biz diyor bu operasyonları askerlerle beraber yaptık dedi. Hoppala. Kafam karıştı benim orada. Bakıyorum, Genelkurmay'a baktım, tık yok. Yalnız o da değil. Ali Fuat Yılmazer var. Hani bu cemaat polislerinin başı olarak, ben demiyorum, medyanın dediği, yakıştırılan bir isim vardı. Medya öyle diyor. Bazı çevreler öyle diyor. Hükümet de artık bunu savunamaz hale geldi. Görevden aldı ya. Ali Fuat Yılmazer, Fatih Altaylı ya. Afaki söylemiyorum. Bakın belgelerle, bilgilerle söylüyorum. Biz askerlerle bu işleri beraber yaptık dedi. Askerden yine tık yok. Nasıl yaptılar? Değerli seyirciler, Genelkurmay istemezse gidip garnizondan içeri adım atamaz polis. Giremez. Teğmenini alamaz, subayını alamaz, generalini hiç alamaz. İşte 3. Ordu Komutanı'nı istemedi, vermedi. Demek ki istemeyince alamıyorlar, vermeyince alamıyorlar işte. 3. Ordu Komutanı şimdi Erzincan'daydı, şimdi Ankara'ya geldi, EDOK Komutanı oldu. Genelkurmay onu istemedi, vermedi. Demek ki diğerlerini isteyerek verdi, bilerek verdi. Bilerek verdi, yani tablo ortada. Şimdi Tuncer Kılınç Paşa'm, benim çok yakından tanıdığım. Hatırlayın, Zekeriya Öz bunun sabaha karşı gözaltına aldırttı.
elleri kolları böyle kameralar eşliğinde falan filan. Şimdi o durumda eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri o pozisyonda görevden şeyden derdest ediliyorsa, alınıyorsa polis tarafından İstanbul'a götürülüyorsa çok büyük bir suçu olması lazım. Bu çok büyük suçu olması lazım gelen adam hakime bile sevk edilmeden yine Zekeriya Üst tarafından salıverildi. Niye? Çünkü dönemin Genelkurmay Başkanı'nın komutanıdır. MGK'da beraber çalışmışlardı. Apar topar başbakana gitti. O gözaltı olayından sonra. Başbakan apar topar Adalet Bakanı'nı çağırdı. Adalet Bakanı apar topar müsteşarını İstanbul'a gönderdi. Tuncer Kılınç savcılıkta yani gözaltına aldıran savcılık tarafından bırakıldı. Ben şimdi bu fotoğraftan, bu tablodan sonra her şey mecrasında, hukuk işinde yürüyor, işliyor diyebilir miyim? Diyemem. Şuraya geleceğim. Şimdi Zekeriya Öz diyor ki ben askerlerle beraber yaptım. Askerden tık yok. Ali Fuat Yılmazer diyor ki ben askerlerle beraber yaptım. Ondan tık yok. Bir başka şey, WikiLeaks belgeleri yayınlandı. Belki takip edemiyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi diyor ki, burada okudum. Diyor ki Hilmi Özkök bizim çok sadık müttefikimizdir. Çok çok güveniriz ona. Kim Hilmi Özkök? İki önceki Genelkurmay Başkanı. Çok çok güveniriz ona. Kim bu Hilmi Özkök? İki önceki Genelkurmay Başkanı. Şimdi değerli seyirciler, bütün bu fotoğrafları ben net olarak ortaya koyuyorum. Bir başka fotoğraf daha. 2007 Nisan ayını hatırlayın. Ne olmuştu? Yaşar Büyükanıt bir muhtıra vermişti. İnternette bir muhtıra koymuştu. Sonra ne oldu? Bülent Arınç'ın ifadesini söylüyorum. O muhtıra sayesinde ilave %15 oy aldık dedi. Ben demiyorum, Bülent Arınç söylüyor. Şimdi aynı hikaye, aynı sanki tezgah, aynı sanki senaryo bugün için geçerli. Seçime 2 ay var. Seçime 2 ay var. Yine bir bildiri durup dururken konuyor ve AKP bir haftadır eziliyor, bunalıyor. Seçim, Kürt meselesi, AKP kıvranıyor bir günden değişse. Genelkurmay gündem değiştiriyor, AKP'ye nefes aldırıyor, soluk aldırıyor. Birdenbire televizyon ekranlarından seçim, sınav skandalı iniyor, Libya iniyor, Tayyip Erdoğan'ın illallah dediği konular, Kürt meselesi iniyor. Birdenbire zaten yandaş medya bahane arıyor. Ekranlarda askerin darbesi, yok yine bildiri verdi falan. Ya ne gerek vardı? Peki bunu yayınladın da ne oldu? Asker bir şey yapmak istiyorsa Genelkurmay Başkanı çıkacak, bir basın toplantısı yapacak. Bakın silahlı kuvvetler şöyle şöyle operasyonla karşı karşıya, askersin, elinde belgeler var. Bakın ben tek başıma, Ufuk Bey tek başımıza burada, bizim arkamızda hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Biz gazeteciyiz. Meydan okuyabiliyorsak asker de bu devleti, bu cumhuriyeti, Atatürk'ü kendini, kendi ismini korumak için belgelerle meydan okuyacak. Öyle bildirilerin arkasına sığınmayacak. Bir şey biliyorsa, bana operasyon var diyen asker ben değilim. Psikolojik operasyon altındayım diyen asker değil mi? Öyleysen ağlama, gereğini yap. Hukuk içinde ama. Darbe yap demiyorum. Çık milletle paylaş. Kim arkadaş sana bunu yapmak isteyen? Elinde belge var mı? Onları afişe et. Millete anlat. Milleti ikna et. Sen veriyorsun bir bildiriyi. AKP bunu istismar ediyor. Sayende 15 puan ilave oy aldı 2007'de. Bunu Bülent Arın söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi yine seçime 2 ay var. Yine bir bildiri daha. Yani aklım almıyor. Bu danışıklı dövüş mü yapıyor? AKP'yi yine mağdur yapmak mı istiyor silahlı kuvvetler? Bakın değerli seyirciler, gerek Ufuk Bey gerek ben yandaş medya tarafından askerci diye nitelendiriliriz. Yani biz askeri silahlı kuvvetlerini bu ülke için olmazsa olmaz görenlerdeniz. Silahlı kuvvetlerimize sahiplenmeyi namusumuza sahiplenmek olarak bakarız. Peygamber ocağıdır orası, devlettir. Benim devlet algımda silahlı kuvvetler en öndedir. Ben üstüne titrediğim bu kurum bu hale niye geldi diye feveran ediyorum. Evet, silahlı kuvvetler bugün maalesef akıl almaz biçimde yönetiliyor. Bugün değil, geçmişten beri. Hüseyin Kıvrıkoğlu'ndan sonra silahlı kuvvetlerin yönetimi noktasında akıl almaz
şeylere tanık oluyoruz değerli seyirciler. Hüseyin Kıvrıkoğlu'ndan sonra silahlı kuvvetler adeta yönetilmiyor. Ya aklım almıyor, ben izah edemiyorum. Ama silahlı kuvvetler bizim namusumuz. Silahlı kuvvetler bizim için olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu ifadelerim silahlı kuvvetlere karşıtlık olarak algılanmasın. Silahlı kuvvetlere sahiplenmektir söylediğim. Eğer AKP'ye karşı, Balyoz'a karşıydıysan arkadaş, 163 tane muvazzaf subayını, generalini niye veriyorsun? Vermeden önce dikilecektin. Yoksa düşünüyorum da silahlı kuvvetlerin içinde böyle bir şey var, sıkıntı var. Gaz almak için mi yapılıyor? Biraz da AKP'yi mağdur etmek için mi? Başka izah bulamıyorum. Metot yanlış. Bakın içeriğine katılıyorum. Ama yargıçların yanlış olduğunu askerler yeni mi keşfetti? Veya bir bildiri yayınlayarak, vay işte ben bir bildiri yayınlayayım, Necip milletimiz bizi anlar mı zannediyor? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ben silahlı kuvvetlerin bu kadar basit yönetilebileceğine inanmak istemiyorum. Silahlı kuvvetler benim gözümde bir deryadır, derya. Öyle olmalıdır. Ama yani bakıyorum, anlayamıyorum değerli seyirciler. Bu kadar amatör işler nasıl yapılabilir? Seçim satım mailinde bakın bu bildirinin ne amacı olabilir? Gerçi Ufuk Söylemez Bey benden farklı düşünüyor metot olarak. İkimiz de askere hassasiyette aynıyız. Bugünkü yazısında biraz farklı. Ne dersiniz evet. Ufuk Bey? Haksızlık mı ediyorum evet. ben askere? Yani haksızlık etmek için yapmıyorsunuz ama farklı bakıyorum ben tamamıyla sizden ve bugün medyaya yansıyan. Şimdi Türkiye'de ucuz bir demokrasi şampiyonluğu var. Yani demokrasi demek kendi milli orduna her türlü iftirayı atacaksın. Her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu ve keyfiliği yapacaksın. Hukuku siyasallaştıracaksın. Amerika'dan, Soros'tan para alıp kendi milli ordunun aleyhine raporlar yayınlayacaksın. Kürtçüler, bölücüler kendi milli orduna her türlü hakaret yapacak. Yandaş medya sadece tören ordusu ol ve Türk ordusu da kendisini hukuk ve meşruiyet içinde anlatamayacak, ifade edemeyecek, susacak. Yani taşlar bağlanacak, birileri ortaya salınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisinin nefsi müdafaa yapmaktan, milletine mevcut durumu anlatmaktan, açıklama yapmaktan dahi korkar hale getirilecek. Sindirilecek, yetkisizleştirilecek. Bakın Türk ordusu bugün, bu milli ordu eğer bugün olmasın, bu bölgede yaşayamayız. Ne birliğimiz kalır, ne dirliğimiz kalır. Libya gibi oluruz. Irak gibi oluruz. Onun için Türk ordusuna, tabii ki her orduda hata yapan vardır. Münferit yanlış yapan vardır. İşbirlikçi hatta ajan bile vardır. Var olduğuna inanır ama bu Türk ordusunun terör örgütü üyesi gibi davranılmasına kimseyi hak ettirmez. Türk ama ordusu bakın. Türk ordusu da kendisini savunması gerekmiyor mu? Bakın. Gerekmiyor mu? Bakın gerekiyor işte savun. Yani şimdi ne yapsın? Demokrasi ve hukuk kuralları için bir ordu ne yapabilir? Gider başbakanı anlatır durumu. Gider MGK'da anlatır durumu. En kötü ihtimalle kendi aleyhine yapılan o yayınlara, siz şimdi şu gözaltına alınan subaylarla ilgili bu dinci medyada, bölücü medyada, Sorosçu medyada, Amerikancı medyada ne kadar alçakça şeyler yazıldığını görmüyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Peki o mensuplarının onurunu, ordunun gururunu, yapılan hukuksuzluğu kamuoyuna paylaşmak ve görüşlerini açıklamak niye suç olsun? Bir şey söyleyebilir yani, miyim? Yani Sorosçusu, bir dakika şunu bitireyim. Bakın Sorosçu, bölücü, işbirlikçi, hain, Türk ordusuna, Türk milletine, Türk cumhuriyetine her türlü lafı söyleyecek, seni itham edecek, iftira edecek, sen kendini savunmaktan daha aciz olacaksın. Bunun adı demokrasi de değil, hukuk devleti de değil, kusura bakmayın. Türkiye bir hukuk devleti değil zaten. Anayasa Mahkemesi'nin AKP'yi kapatma davası açıldığında Yargıtay Başsavcısına, Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi üyelerine, AKP'liler ve yandaşı medya neleri söylediler? Neredeydi o zaman hukuk devleti? Neredeydi yargı yetkilemeyen lafları? Bakın hukuk siyasallaşmışsa tuz kokmuştur. Bakın et kokarsa tuz basarsın. Tuz kokarsa ne yaparsın? Milli orduya karşı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir psikolojik harekat yapılıyor. Milli ordu ne demek? Türk milleti demek. Türk milletine karşı yapılan bu şeye karşı da sakın cevap verme. Bildiri dahi yayınlama. Kendini savunma. Sen bir tören ordusu ol. Bir şamar oğlanı ol. Gelen bir tane bölücü vursun. İshak Alaton sana bir Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırsın. PKK yandaşları bilmem askeri şeyi desin PKK'lılar. Öyle mi? Ben senin generallerinden temeline kadar sahteliği iddia edilen delillerle gözaltına alayım. Tutukluluk süreleri infaza dönüşsün. Özel yetkili mahkemelerde siyasallaşma iddiaları ayyuka çıksın. Ben de ne nefsi müdafaa yapayım, ne bu durumla kamuoyunu bilgilendireyim, ne de ağzımı açayım, gıkımı çıkarmayayım, başımı öne eğeyim. Ben şamar olanıyım diyeyim. Türk ordusu şamar olanı olmamalıdır.
Elbette demokrasi ve hukuk kuralları içinde. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, kuvvetler ayrılığı prensibi varsa, yargı tarafsız ve bağımsızsa, ordunun da açıklama yapmasına, kamuoyuna bilgi vermesine gerek yok. Ama diyor ki, hukuk devletinde olması gerekmeyen şeyler oluyor diyor. Tuz koktu diyor yani. Bunu ben diyor gerekli yerlere söyledim diyor bakın. Gerekli makamlara söyledim diyor. Belki yazdı, belki söyledi. Muhtemelen yapmıştır bunları. Ben Türk ordusunun bir şamaroğluna dönüştürülmesi, ona karşı asimetrik psikolojik hareket yapılmasının Türk milletine karşı, cumhuriyete karşı yapılmış bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Türk ordusu da diğer nasıl Ali Demir çıkıyor ÖSYM'deki rezaleti savunma çarşaf çarşaf açıklamalar yapıyor. Savunuyor kendisini ve kurumunu. Silahlı kuvvetler savunmasın. Kürtçüsü vursun, Soroscusu vursun, bölücüsü vursun, haini vursun, yobazı vursun. Türk ordusu başını öne eğsin. Gir hapse girdim. Çık ordu evine çıktım. Bir daha cezaevine, bir daha cezaevine. Niye diye sormayacak, öyle mi? Buna da demokrasi diyeceksiniz siz. Demokrasi kendi ayağına ateş etmez. Hiçbir cumhuriyet kendisini yıkanlara karşı anayasal kurumlarının sessiz kalmasını, meşru müdafaa yapmamasını, hukuk ve demokrasi kuralları içinde buna cevap vermemesini isteyemez. O bakımdan şu anda bakın bütün yandaş medya, bütün bölücüler, yobazlar, vay ordu nasıl açıklama yapar? Ne yapsın? Sen orduya iftira et, iftira et, hukuk devleti ilkesine kadar adamı tutukladın, kozmik odasına girdin. Bir ordu zaten itibardır. Şeref, haysiyeti için yaşar askerler. Sen onun itibarını yerle bir ediyorsun. Adi bir terörist muamelesi yapıyorsun. Orgenerallere, pırıl pırıl teğmenlere. Suçu varsa kısa sürede suçunu kanıtla. Suçta ağır iddialar ama ortada çok tartışmalı deliller var. Sahte olduğu söylenen, ben zaten yani bilgisayarla, bilmem yazıyla darbe yapıldığını dünyada görmedim. Darbe elverişli araçlarla, güç kullanarak yapılır. Ya yapılır ya da darbe teşebbüsü bastırılır. Onun dışında darbe diye bir şey yok. Efendim bilgisayarda bilmem not buldum. O zaman bu darbedir. AKP darbe olacak diye esasında darbeyi kendi yapıyor. Türk ordusunun onuruyla oynuyor. Bir hukuk devletinde olmayacak tutukluk süreleri var. Kıdemli mahkeme başkanları tecrübelidir. Mahkeme başkanı en tecrübeli insandır. Şerh koyuyor böyle tutukluk olmaz diye. Mahkemeler kilitlenmiş ikiye bir, ikiye bir. Tutukluklara bakın yani. Bu davalar bir hukuk davasından çıkmış, bir siyasal evet. Davaya dönmüş. Siz diyorsunuz ki Türk ordusu sana iftira edilsin, senin mensuplarına her türlü hakaret yapılsın, yürüyen dava ile ilgili aleyhine her türlü yayın yapılsın, bölücüler, Sorosçular, yobazlar her şeyi söylesin. Sen sakın ağzını açma, sen bir şamaroğlanısın. Bunu Türk ordusuna kimse diyemez, hayır. Türk milletine kimse diyemez. Hayır. Yani ben hayır. Öyle diyorum. Hayır. Açıklamasını yapacak, hukuk devleti kuralları için kendisini savunacak. Bunu kimse söylemiyor. Ama şurada seninle mutabıkım Sayın Ünkibar. Yani psikolojik harekata karşı Türk Silahlı Kuvvetleri 3-4 seneden beri onun gerekleri yerine getirecek bir savunma mekanizması oluşturamadı. Ben onu söylüyorum yani, zaten. Yani diğeri ağlamak. Yani, sevgili söylemez. Sevgili bakanım. Sivil toplum adı altında yapılan saldırılara, medya maskesiyle yapılan saldırılara, bunların arkasındaki irtibatlara, Amerika ile dış güçlerle olan bağlarını kamuoyuyla paylaş, milletin yanına al. Ben olsam şey gibi basın toplantısı düzenlerim. Bakın işte bu irtibat. Ben bunu MGK'ya verdim. Ben onu söylüyorum. Bak gideceksin başbakana vereceksin dosyayı. MGK'da konuşacaksın. Şu önlemleri alın, şu yasaları çıkarın. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istiyorlar. Bakın bağlantıları bu. Anayasamıza karşı illegal faaliyetler var. Türk ordusuna karşı bak bunların ilişkileri, irtibatları neyse, belgeleri, konuşmaları. Yereni yap diyeceksin siyasal iktidarı. Siyasal iktidarın görevi onu yapmaktır. Yapmadı mı? Çıkacaksın milletin karşısına. Gerekirse görevi bırakmayı, istifayı bile göze alacaksın. Evet. Diyeceksin arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ve Türk ordusuna karşı şu 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 hareketler yapılmıştır. Bunların arkasındaki bağlantılar şunlardır. İrtibatlar evet. Bunlardır. Evet. Biz bunları hükümete söyledik. Şu hukuki önlemleri alın, şu yasaları çıkarın dedik. Yapmadı. Şimdi size anlatıyor ve şikayet ediyorum. Yapmıyorsanız benim ben bu işi bırakıyorum. O, Ufuk yani Bey, demokrasi benim söylediğim o. Bunları yapabilir. Ha eksik yapması, efendim kendini savunmasın, şamaroğlan olsun. Böyle şey hayır, olmaz. Hayır, onu yani, kimse demiyor. Bakın, kimse şamaroğlan şimdi olmaz. Değerli seyirciler, 2 sene önceydi, Haziran ayıydı. İlker Başbuğ Genelkurmay'a karargahında toplantı yaptı. Ben de oradaydım. Gazetecileri çağırmıştı. Orada açıktan Türk Silahlı Kuvvetleri asimetrik psikolojik operasyon altındadır dedi. 2 sene geçiyor. Yani evet. 700 küsür gün geçiyor sevgili seyirciler. Silahlı kuvvetler şikayet etmez. Silahlı kuvvetler ağlaşmaz. Silahlı kuvvetler bir de zamanlama diye bir şey var. Yani ben Ufuk Bey'in söylediklerine elbette tamamen katılıyorum. Hassasiyetim silahlı kuvvetlerin bu duruma düşmesinden. Silahlı kuvvetler yani bu kelimeyi ısrarla kullanmak istemiyordum. Zavallı konumuna düşmemeli. Silahlı kuvvetler hükümran olmalı. Yani dediğiniz gibi biz burada, ben bir gazeteci, Ufuk Bey
siyasetçi olarak risk alıyoruz. Bize bir sürü eşimiz, dostumuz, çevremiz ya niye işte şunları 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 karşınızda alıyorsunuz? Bizim bak siyasi bir amacımız yok. Burada para filan da yok. Para AKP'de, AKP yandaş medyada. Ticari bir amacımız da yok. Siz bize açıkça ya dürüstçe söylüyorum salak mısınız diyorlar bize. Siz niye orada yani AKP'yi karşınıza alıyorsunuz? Yarın iki tane size de uydururlar gizli tanık. Çamur atarlar, atarlar içeri. Kendinizi anlatmak için bir iki sene içeride kalırsınız. Biz bir risk alıyoruz, farkındayız, salak değiliz. Ama biz bu riski alabiliyor isek, silahlı kuvvetlerde de madem psikolojik operasyon altındasın, çıkacaksın o zaman. A, B, C bir komutan risk alacak, meydan okuyacak, tavır alacak. Yani millete kendini anlatacak. Bizim her şeyimiz demokrasi falan demesinler, öyle bir şey yok. Bakın Libya'ya tezkere çıkmadan gemileri gönderdiler. Ki bu kanun dışı, yasa dışı. Tezkere çıkmadan silahlı kuvvetler oraya gemi gönderemez. Niye gönderdiniz? Tayyip öyle istedi diye gönderdiniz değil mi? Amerika öyle istedi diye gönderdiniz değil mi? Tezkere çıkmadan hukuken, kanunen suç işlersiniz. Demek ki Amerika ve Tayyip isteyince oraya gemi gönderebiliyorsunuz. Suç işleyebiliyorsunuz. Bakın açıkça söylüyorum. Bu Ergenekon bağlamında ben silahlı kuvvetler içinde Zekeriya Üç kendi söylüyor. Yalanlamıyor bunu. Yani diyor ki biz askerlerle beraber yaptık diyor. Biz askerlerle beraber yaptık diyor. Ali Fuat Yılmazer söylüyor. Bakın bunlar yalanlanmadı. Ha öyle bir şey varsa da çıkın deyin ki de açık açık net. Silahlı kuvvetlerde cuntacılar vardı. Bunları temizliyoruz. Onu da alkışlarız biz. Biz cuntacıları filan savunmayız sakın ha. Biz silahlı kuvvetlerin kurumsal kimliğini savunuyoruz burada. Şahısları savunmuyoruz. Devletin bekası için silahlı kuvvetler gerekli. Bizim savunduğumuz, omuzumuza aldığımız silahlı kuvvetlerin kurumsal kimliği başlangıçtan beri deseydiniz ki silahlı kuvvetlerde cuntalaşmalar vardı. Bunları temizliyoruz. Vallahi alkışlardık, billahi alkışlardık. Ama silahlı kuvvetler yanlışlar serisi bugün başlamadı değerli seyirciler. Şimdi yani şu manada ben silahlı kuvvetler kasti olarak ihanet içindedir haşa haşa demiyorum ama silahlı kuvvetlerde hala Pentagon paralelinde hareket edenler var. Pentagon dengesini gözetenler var. Ben bunun altını çiziyorum ve bir şey daha metot. Metot belirlenmeli. Öyle seçime iki ay kala araya bildiriler sıkıştırarak ben vaziyeti kurtarayım. Yok öyle bir şey. Mustafa Kemal nasıl risk aldıysa risk alacaksınız. Ya biz sıradan bir insanlar olarak bak burada bunları söylüyorsak risk alıyoruz. Biz bu riski alıyorsak benim arkamda 800 bin tane asker olacak. Ne riskleri alırdım açıkça ama demokrasi içinde ha. Demokrasi içinde, demokrasi dışında haşa. Yani risk alacaksınız. Dolayısıyla risk almadan iki tane bildiri attırayım. Hem ordunun içine mesaj verir, gaz alırım. Hem oraya buraya olmaz, böyle olmaz. Yani bizimki dost sistemi. Yoksa biz yanlışlar tarafından askerci olarak nitelendirilen insanlarız. Silahlı kuvvetleri de şerefimiz, namusumuz, onurumuz biliriz. Evet, bir başka konu başlığı. Şu gündeme evet. Gelelim. Evet. Bu şey... Siyasetle ilgili soru da çok geliyor. Tamam, onu soracağım. Birazdan soracağım. Size haftalarca bana o konuya girmedik ama soracağım. Yalnız son 20 dakikamız. Evet. Şu şey, siz haberiniz var mı? Bu sınavda şeyleri hileyi yapan, şifreyi yapan matbaa işçisiymiş. Ona mı kaldı? ÖSYM Başkanı öyle diyor. Bir evet. Günah kesim olacaklar elbette. Şimdi siz devlet yönettiniz. Ona kaldıysa bir devlet yönettiniz. Tabii. Savcılık soruşturma açıyor. Savcılık daha soruşturmayı tamamlamadan. Evet. Cumhurbaşkanı ortaya çıkar. Milli Eğitim Bakanı, hükümet sözcüsü, meclis evet. Başkanı. Biz ikna olduk falan diye savcının yolunu keser mi? Savcıya dur komutunu verir mi? Bu o anlama gelmiyor mu? Bakın az önceki konuya geldik. Silahlı kuvvetler yapılan hukuksuzluğa karşı görüşünü açıkladı diye kıyamet koparıyorlar. Ortada bir suç var. 1 milyon 700 bin gencimizin istikbali çalınıyor. Daha önce polis okullarında istikballeri çalınmıştı insanlarımızın. Polis okulları sınırı iptal evet. Edildi ama neye yarar? Arkasından KPSS'de yapıldı. O karanlık ve kirli eller gençlerimizin istikbalini orada da çaldılar. Şimdi 1 milyon 700 TUS. Bin... Evet TUS sınavı. Bir de 1 milyon 700 bin gencimiz ve aileleriyle birlikte yakın milyonlarca insanımızı ilgilendiren bir üniversite giriş sınavında bir rezalet yaşanıyor. Şimdi hepsinin arkasında aynı
adres işaret ediliyor. Aynı malum organizasyon, fitne fesat organizasyonu işaret ediliyor. Ama bunlara karşı soruşmalarda bir adım ileri gidilemiyor. Türk gençlerin istikbali çalınmaktadır. AKP iktidarı dönemine kadar ÖSYM, yani Öğrenci Seçme Yerleşme Merkezi, daha itibarlı bir kurumdu. Güvenilir bir kurumdu. Partiler ve siyaset dışıydı. Buraya yandaşlar atana atana, niteliksiz adamlar atana atana, ehliyet ve liyakat yerine yandaşlık ve müritlik esas alındığı için 5. sınıf adamlar atandı. Onlar da yandaşlarına yönelik işte kayırma, koruma, işte KPSS rezaleti, polis okulları rezaleti şimdi de çıktı. Kim yaparsa yapsın, kurumsal olarak o hatadan sorumludur. Yani bir matbaa işçisine fatura ederek bu rezaletten çıkılabilir mi? Mümkün değil. Türkiye'de AKP iktidar döneminde mürit ve yandaşlar her kuruma dolduruldu. ÖSYM de güvenilir bir kurum olma özelliğini kaybetti. Çok güven erozyonuna uğradı. Ama o insanların hepimizin evladı, arkadaşı, akrabası var. O sınav stresini bilirsiniz. Sizin ailenizde de gençleriniz, evlatlarınız var. O sınav stresine giren ailelerin maddi harcamalarını görürsünüz. Bazı dershanelerin bu malum organizasyon ve çeteyle irtibatlı orada ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ben özel yetkili savcı olsam çoktan bu konuda bir soruşma başlatırdım. Yani ama başlayan bu soruşmalar AKP yönünde bitmez. Çünkü AKP yandaşlarının işlediği suçlar Türkiye'de soruşturulmuyor. Deniz Feneri işte. Deniz Feneri davası bitmedi. KPSS soruşması bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü ucu bunlara dokunuyor. Ama onun dışında vay telefonda ne olacak memleketin hali dedin. Gel buraya darbeci filan. Senin bilgisayarında bir tane virüslü bilmem ne bulduk. Vay darbe yapacaktın. Ulan darbe bu kadar ucuz mu? Tövbe tövbe. Ayıp ya. Yani darbenin de enflasyonu çıkardılar yani. Yapanı alsana. Yaşar Büyükhanıt'ı alsana. Efendim telefon konuşmasıyla, bilgisayar mesajıyla darbe yapıldı görülmemiştir. Bu bir komedidir, rezalettir. İşin darbeciliği yani işin cılkını çıkardılar. Darbe edebiyatı da Türk milletini alay ediyorlar. Bu bir palavradır, yalandır. Türkiye'de ne darbe var ne darbe teşebbüsü var. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kurullarına karşı AKP yandaşları tarafından yapılan partizan yani yandaş darbesi mevcut şu anda Türkiye'de. İşte ÖSYM'nin hali. ÖSYM'de seçimi, ÖSYM'ye giren aileler, gençler, bir taneniz bu AKP'ye oy verirseniz hiç şikayet etme hakkınız yok. Yani 1 milyon 700 bin genç ve onlara emek veren aileleri. Bu olaydan sonra bakın hepimizin midesi bulandı. Hani çorbaya bir sinek düşse, bir kıl düşse nasıl mideniz bulanırsa midemiz bulandı. Usulsüzlük var yok ama burada bir hata olduğu, bir ihmal olduğu, hatta belki bir usulsüzlük olduğu yolunda hepimizin çok derin kuşkuları var. Kim, efendim her hiçbir sene böyle bir şey olmazdı. Yani AKP iktidarından önce bu yandaş atamaları yapmadan önce bu kurumlara ÖSYM güvenilir bir kurumdu. Her şeye rağmen öyle mi? Hiçbir skandal. Kesinlikle. AKP kesinlikle. Döneminde bakın KPSS sınavlarına kirli ve karanlık eller karıştı. YGS sınavında milyonlarca insan bugün şüphe içinde. Doğru. Dolayısıyla bu 1 milyon 700 bin genç ve aileleri bir taneniz oy verirseniz AKP'ye bunlar o zaman size müstehak demektir. Evet. Son bir şey soracağım. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sevgili bakanım siz merkez sağda siyaset yaptınız uzun yıllar. Hala siyasetin içindesiniz. Bu dönem aday olmadınız. Aday olmadım. Aday olmadınız. Şimdi bana ne olur şu merkez sağda neler oldu, neler döndü? Bazı şeyleri siz sakladınız. Yani kendi kişiselleştirmek istemedim. Diye. Evet. Onu bir değerlendirin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği son görüntü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi, oradaki o fotoğrafları yani Amerika'nın yerini AKP'nin yerini almak için Amerika'dan icazet almak gibi bir görüntü çıktı. Ben bundan hiç hoşnut kalmadım. Bunları eline boyuna bir değerlendirir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben bugüne kadar kişisel bir şey söylememeye çok gayret ettim. Çünkü ben bir siyaset devlet adamıyım. Aynı zamanda da gazeteciyim. Hem gazete yazıları yazıyorum. Sözcü gazetesinde yani tercümanda gözcü. Ben 10 yıldır hiç kesintisiz köşe yazıları yazıyorum. İşte 6-7 yıldır da TRT çeşidi Flash TV, Cem TV, Kanal B, ART ve en son Ulusal Kanal'da programlar yapıyorum. Yani bir tarafım gazeteci ve televizyoncu, bir tarafım ekonomist, siyaset, devlet adamı. Bu niteliklerine milletimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Demokrat Parti yönetiminde görev almıştık 15 Ocağı kadar, bu yılbaşına kadar. Sayın Cindoruk'la birlikte. Çünkü o misyonun kurucusu, önderi, Kırat misyonuna sahip çıkan vatansever, milli, cumhuriyet değerlerine bağlı bir insandır. Evet. Onunla giderken işte yok Ciller gelsin diyen bir ekip çıktı. Yok öbürü bilmem Mesut Yılmaz bilmem Cindoruk yok yaşlı diye şeyler yaptı. Türkiye'nin içine sürüklendiği bu felaketi görmek istemediler maalesef. Bazı il başkanları da bu rezalete uyunca
Demokrat Parti Genel Başkanlığı Kongresi'nde Sayın Cindoruk son dakikada incindi, kırıldı bu işe yani. Yani ben dedi bu mücadeleyi yapıyorum. Evimiz Türkiye projesini yapıyorum. Diğer parti başkanları bana saygı gösteriyor. Evimiz Türkiye projesini yaparsak bir alternatif olacağız. Benim arkadaşlarım neyle uğraşıyor dedi ve üzüldü ve aday olmadı. Aday olmayınca ben ve benim gibi onun yardımcıları da tabii ki son dakikada ona rağmen aday olmamız veya şey mümkün olmadığı için biz de çekildik yönetimden. Yeni bir arkadaş grubu geldi. Sayın Zeybek geldi. Onun burada bu işte bir dahili var mı? Yok esas. Adamın da günahını almayalım. Ama gelir gelmez Sayın Cindoruk'un bir noktaya ve benim de katkımla bir yere kadar getirdiğimiz Evimiz Türkiye projesini hani rafa kaldırdı bir anda. Halbuki Evimiz Türkiye projesi neydi? Demokratik merkezde, merkez sağın en köklü partisi olan Demokrat Parti çatısı altında Cindoruk gibi bir hukuk ve devlet adamının abiliğinde birçok partinin ve yöneticisinin güç birliği yapacağı bir milli ittifaktı. Buraya biz mesela Sayın Saadet'in Tantan'la birkaç kere görüştük. Sayın Cindoruk görüştü. Haydar Baş ve yardımcılarıyla çok yapıcıydı. Onlarla görüşüldü. Sayın Masum Türker DSP ile görüşüldü. Sayın Abdülhatif Şener ile görüşüldü. Saadet Partisi'de Sayın Erbakan'la ben 2-3 kere vefatından önce ben parti adına gittim görüştüm. Çok geniş, önemli isimler de var burada söylemeyeyim bireysel olarak da. Çok geniş mutabakat sağlanmıştı. Bu saydığımızdan büyük çoğunluğu, hepsi değilse bile ön onaylarını vermişlerdi. Evimiz Türkiye projesi olsa Türkiye'de CHP, MHP dışında bir parti daha gelecek ve AKP'nin tek başına keyfiliği, despotluğu, baskıcı rejimi son bulacak. Mutlaka koalisyon olacaktı. Bu olmayınca tabii bizler dışarıda kaldık. Ben hiçbir partiden aday olmadım. Hiçbir partide adaylık müracaatı yapmadım. Parlamento dışında bir dağınıklık var partilerde. O istediğimiz güç birliği olmayınca ikilik, üçlük, beşlik partiler olacak. Yazık olacak, oylar ziyan olacak. Tabii bu arada gözler CHP ve MHP'ye çevrildi. CHP ve MHP'den de Türkiye'nin içine sürüklendiği bu vahim durum, AKP'nin tekrar tek başına iktidar olmasının getireceği riskler, ülkenin bölünme tehdidi altında olduğu düşündüğü takdirde bir sorumlu davranış bekledik. Hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli söylemlerinde çok güzel şeyler söylüyorlar. Ama uygulamaya baktığımız zaman etraflarında maalesef diyorum yani öyle isimler var ki hani hicap diyorum ben isimlerle muhatap olmaktan ama mesela bir tane isim vereceğim. Enver Aysa verdiği bir adam var. Adamın CHP'nin geçmişinde politikalarıyla ne bir izi ne bir emeği de yok. Fakat CHP'ye yön veren böyle aykırı laflar etmeye kalkıyor. Merkez sağa hakaretler ediyor. Atatürk'e küfrediyor. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki ya ben merkez sağa da almak, desteklemek isterim. Bir güç birliği yapabilir miyiz filan arayışında. Onun bu iyi niyetli çabalarını da sanki sabote ediyor. Onun söylemlerinin aksine. Ve çıkıp bunu yandaş medyaya söylüyor. Yani bu F tipi medyaya çıkıp Sayın Haber aleyhine, merkez sağın önde gelen isimleri aleyhine boyundan büyük laflar ediyor. Ve diyor ki CHP diyor bir sol parti olsun, işçi sınıfın haklarını savunsun filan. İşçi kardeşlerimiz iyi de çiftçinin hakkını savunmayacak mısın? Esnafın hakkı yok mu? İşsizin hakkı yok mu? Yani CHP Atatürk'ün kurduğu bu partiyi halkı kucaklayacak bir yapıya getirmek istiyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabalarını anlıyorum. Yani bir rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi kucaklamak istiyor. Fakat yanına aldığı adamlar bir sınıf kavgası, sağ sol kavgasını yaratmak istiyorlar. Dünyada sağ ve sol kavramları bana göre azalmıştır. Soğuk savaş bittikten sonra, demir perde yıkıldıktan, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bizim gibi ulus devletler, mazlum devletlerin emperyalizme karşı ayakta kalma mücadelesi var. Türkiye'nin meselesi budur. Türkiye'yi bir sınıf kavgasına götürüp CHP yine o dar sağ sol kavgasına 90 öncesi, 80 öncesi sokacak adam CHP adına konuşma yapıyor bugün. Onun için ben yine ön yargılı olmayalım. Bu tür adamlar eğer etkili olacaksa, milletvekili listelerine kendilerine yer bulacaklarsa benim CHP ile ilgili olarak umutlarım, ana muhalefet ile umutlarım bu ciddi bir erozyona uğrayabilir. Merkez sağa hakaret ediyor Enver Aysever denilen adam. Sadece onunla değil. Sayın Kılıçdaroğlu merkez sağdan destek ve açılım bekleyen çabalarını, Sayın Gürsel Tekin'in çabalarını sabote ediyorlar bunlar. Ve siz yazdınız bu isim hakkında. Evet, yani. Evet. Yani isim önemli değil ama bu tür zihniyetle bir yere varamaz. Biz mesela Demokrat Parti Genel Başkanı çağrı yapıyor MHP'ye. Yani insan nezaketen görüşür. Dersin ki ben böyle yaparım, öyle yapmam. Senden o adam almadan ya ittifak beni zayıf gösterir. Ama MHP'nin normalde beklenir ki Demokrat Parti lideriyle bir cevap versin nezaketen. Vermiyor. Biz nasıl olsa barajı açtık. Bizden sonrası ne olursa olsun diyemezsiniz. Yarın hepimiz altında kalırız bu işin. Biz burada neler anlatıyoruz? Bakın adamlar anayasayı değiştirmeye kalkacaklar. Federasyona götürecekler bu ülkeyi. Mübarek gibi, Hüsnü Mübarek gibi başkanlık rejimine götürmek istiyorlar. Türkiye'nin önünde büyük tehditler var diyoruz. Gelin vatanseverler, demokratlar, Atatürkçüler,
milli devletten yana olan, bağımsız Türkiye'den yana olan insanlar, güç birliği yapın diyoruz. Ve kişisel bir şeyin içinde de değiliz yani. Evet. Ama buna oradan sözde destek, özde bir şey yok. Pratikte bir şey yok. O konuda biraz hüsran var. O nedenle de şimdi mesela bağımsız cumhuriyetçi adaylar çıktı. Ben saygı duyuyorum. Yani MHP ve CHP böyle dar kadrocu, insanları kucaklamayan adımlar atarlarsa yanlış olur. Biz yanlış anlaşılmasın. AKP'ye karşı demokratik muhalefet eden, milli duruşu olan, cumhuriyet değerlerine saygı olan bütün partilere ben kalben desteğim. Yazarak, konuşarak, programlarımla, konferanslarımla destek vermeye devam edeceğim. Muhalefetin başarılı olması bizim en büyük dileğimizdir. Demokratik muhalefet AKP'yi alaşağı etmelidir. Ama işbirliği yapmazsanız, dar kadroculuk yaparsanız, kucaklamazsanız, parlamento dışı partileri küçümserseniz, onlar yok olsun derseniz, onlar zaten hazine yardımı alamıyorlar, zaten barajda boğuşuyorlar, o olsun derseniz, yarın Türkiye'nin daha karşı karşıya geleceği vahim durumdan en az AKP kadar sorumlu olursunuz diyorum. Ve ben her şeye rağmen insanların AKP karşısındaki partilerde birleşmelerini, mevcut partiler işlerine gelmiyorsa, söylemleriyle, eylemleriyle, davranışlarıyla, cumhuriyetçi adaylar var bağımsız, İçine sinen aday varsa bulunduğun ilde rahatlıkla ona oy verilebilir. Yeter ki vatan hainleri, bölücüler, sorosçular, yobazlar, işbirlikçiler galip gelmesin. Tek parti iktidarına, keyfiliğe, baskıya, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasi güçleri birleşsinler. Türkiye böyle ileri demokrasi diyerek demokrasiden uzaklaşıyor. Medya tek sesli olmuş, insanların telefonları dinleniyor, doğru mu? Yüksek barajlarla birçok parti baraj problemi yaşıyor. Hazine yardımı alamıyor. %5 alan partiye 5 kuruş vermiyorsun. %7 alan partiye 15 trilyon veriyorsun. O 5 alan partinin oylarının ve onların vergilerini başkalarına veriyorsun. Böyle adaletsizlik olur mu? Evet. Evet. Onun için ben bu seçimlerde istediğim güç birliği, geniş kucaklaşmayı MHP ve CHP'de tam göremedim doğrusu. Parlamento dışındaki partilerde maalesef Evimiz Türkiye projesi sabote edildiği için yürümüyor. Arada şurada 48 saat kaldı. Demokrat Parti'nin ve diğer partilerin arayış içinde olduğunu duyuyoruz. İnşallah başarılı olurlar. İşbirliği, güç birliği yapmakta, ittifak yapmakta fayda vardır. İttifaktan kaçan, insanları dışlayan dar kadrocu eğilimler gerçekten kendi bindikleri dalı kesmektedirler. Yine de umutlu olmamız lazım. Demokrasiye inanıyoruz hepimiz. O bakımdan muhalefet partilerini bu konuda daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. İnsanları da içlerine sinen partilere oy vermeye, eğer içlerine sinen bir parti yoksa ve bağımsız cumhuriyetçi adaylardan da kendi içlerine sinen varsa kuşkusuz ki onlara oy vermelerine hiçbir sakınca yok diyorum. Hiç olmazsa o da bir alternatiftir diyorum. Herhalde bu kadar yeterli. Evet değerli seyirciler, son 3-4 dakikamız var. Bir şeye daha değinmek istiyorum değerli seyirciler. Hani AKP sürekli sıfır sorun, komşularımızla sıfır sorun der ya, hepsi palavra. Şöyle bakın, İran 24 Nisan'da Ermeni soykırımını gösteren, anlatan filmi vizyona koyuyor, gösterime koyuyor ve bakanlarını da ona gönderiyor. Şimdi bu tablo beni de kızdırdı ama İran'a mutekabiliyet esasından hareketle çok kızmamamız gerekiyor. Niye mi? Değerli seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri istedi diye 3 tane İran uçağını Diyarbakır'da biz indirdik, Türkiye'ye indirdi. 16 saat orada arama yaptık. 16 saat ve el koyduk orada çıkan pek çok şeye. 2 tane uçaktan hiçbir şey çıkmadı, onu da söyleyeyim ayrıca. Bir tanesinde de Suriye'ye gönderilen savunma sanayi ile ilgili şeyler vardı. Sadece o da değil işte. Bu füze kalkanı hikayesinde İsrail'e karşı, İran'a karşı İsrail'in fedailiğini yaptık. Topraklarımızı İsrail'i koruma adına İran'a karşı üs haline getirdik. İran'ın buna devlet olarak mutekabiliyet göstermesi eşyanın tabiatına uygun. Benim hoşuma gitmese de oyun kendi kuralı içinde uygun. Azerilere bakıyorsunuz, Azerilerle Türk Türkiye arasında ilişkiler donma noktasında. Türkiye Cumhuriyetlerle zaten ilişkimiz koptu, kopacak. Yok. Bakıyorsunuz değerli seyirciler, Kıbrıs altı üstüne gelmiş durumda. Kıbrıs'ın hali ortada. Yunanistan
Bülent Arınç mendil açacaklar filan diye bir laf etti. Günlerdir manşetlerde, televizyonlarda Türkiye aleyhtarlığı var. Esad, Tayyip Erdoğan en iyi dostu. Her gün onlarca kişi ölmeye başladı orada da. Rusya ile ilişkilerimizde bize malum doğalgaz satıyor ve belli garanti para ödüyoruz onlara. Yani şu kadar her yıl doğalgaz alacağız. Bunu alsak da almasak da, harcasak da harcamasak da, bizim onları depolama tesislerimiz olmadığı için değerli seyirciler, garanti veriyoruz onlara. Onlar depoluyor. Biz onu harcamasak dahi parasını ödüyoruz. Bu sene de öyle oldu. Kış şartları çetin geçmediği için taahhüt ettiğimizin altında gaz harcaması oldu. Bari işte fiyatta indirim yapsınlar da harcamadığımız parasını, gazın parasını almasınlar diye Tayyip Erdoğan gitti, medya tevle buluştu. Ne oldu biliyor musunuz? İndirim istedik. Rusya bir de zam yaptı üstüne. Ya şimdi sıfır sorun bu mu yani? Sıfır sorun filan diyor da Recep Tayyip Erdoğan. Komşularımızla hep böyleyiz. Yani AKP'nin dış politikası da bu noktada. Dolayısıyla tam bir gerçek, realite buyken, hakikatler buyken bir şey, kamuflajlarla, manipülasyonlarla toplum uyuşturuluyor, afyonlanıyor. Hani eskiden emperyalizm, böyle orta çağda Büyük Britanya koca bir kıta Çin'ini afyonla idare etmişti, basmıştı uyuşturucuyu onlara, vermişti uyuşturucu, koca bir kıtayı idare etmişti. Bugün de Tayyip Erdoğan inanç istismar ederek, inancı, mübarek dinimizi, mübarek dinimizi kullanarak, AKP'yi din gibi sunarak, AKP'yi din gibi sunarak toplumu uyuşturmaya kalkıyor. Hayır, AKP din filan değil. AKP olsa olsa Amerikancı Müslümanlığın adresidir. Hazreti Muhammed'in Müslümanlığının adresi değildir. Yani AKP'yi din gibi görenler bilsinler ki AKP Washington Müslümanlığının, evangelist Müslümanlığının adresidir AKP. Hazreti Muhammed'in, Kur'an-ı Kerim Müslümanlığının adresi değildir. Bu hafta da programımız, süremiz bitti. Programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi saat 21'de buluşmak dileğiyle efendim. İyi geceler, iyi haftalar. Hoşça kalın.